İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbullularla buluşturduğu mor otobüs bugün Beylikdüzü Beylik Pazarı'ndaydı. Organizasyona Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi de ev sahipliği yaptı. Beylikdüzü pazar alanındaki vatandaşlar kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi. Avukatların ve psikologların da hazır bulunduğu buluşma, şiddetli yağışa rağmen vatandaşlar tarafından ilgiyle ve takdirle karşılandı. Mor otobüs İstanbullularla buluşmaya yıl sonuna kadar devam edecek. İstanbul Kent Konseyi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Herkese merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu ve 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde başlayan İstanbul'un da tüm ilçelerini elinden geldiğince gezen mor otobüsümüzün yanındayız şu an. Beylikdüzü Beylik Pazarı'nda bugün mor otobüs ve mor otobüsün 18. durağı burası. Kadına şiddete karşı farkındalık çalışmaları yapılıyor. İstanbul Kent Konseyi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa bir çalışması. Bugün Beylikdüzü Beylik Pazarı'ndayız. Biz de Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak burada yerimizi aldık. Şimdi ufak ufak neden buradayız? Bu otobüsün amacı ne? Neyin farkına varmaya çalışıyoruz? Bununla ilgili bilgi almak üzere İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi Koordinatörü Özlem Akdağ'a mikrofonu uzatmak istiyorum. Özlem Hanım, şöyle sizi yanıma alabilirsem eğer. Öncelikle Beylikdüzü'ne hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel karşılandık biz de Beylikdüzü'nde. Heyecanlanıyorduk Beylikdüzü'ne gelmek için ama bu kadarını hayal etmemiştik. Sizi şöyle gerçekten alayım ben. Şöyle kameranın önüne. Ben çıkmasam da olur. Şimdi 18. ilçe zannedersem değil mi? Evet, 18. durağımız Beylikdüzü. Toplamda 17 Aralık'ta çalışmamızı sonlandırmayı planlıyoruz. Ve 17 Aralık'ta gideceğimiz durak tam olarak 24. nokta olacak. Yani 39 ilçemizin 24'ünü gezmiş olacağız İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi'yle. Emeğinize sağlık. Ben şunu da duymak istiyorum. Ne anlatılıyor? Nelerle karşılaşıyorsunuz sahada? Bunların hepsi aslında ayrı ayrı açılacak parantezler belki ama tam olarak neyin çalışması bu? Onu da öğrenmek isterim. Ne anlatıyorsunuz? İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi aslında 25 Aralık'ta başladı Start Ver çalışmalarını ve Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu çalışmayla aktivizm kampanyasıyla beraber. Hemen şöyle koyayım da daha güçlü olsun ses. 16 günlük bir aktivizm çalışması yapacaktık aslında. Asıl amacımız kadın yönelik şiddetle ilgili birazcık görünürlük sağlamak. İnsanların şöyle dönüp otobüse baktıklarında ya da alanda çalışan kadınlara, erkeklere, insanlara baktığında acaba bu ne, tam olarak burada ne yapılıyor? Biraz soru işareti uyandırmaktı asıl amacımız. Bir alanda farkındalık çalışması yapmaktı. Süreç boyunca kent konseylerinden destek verenler oldu. Kadın STK'lar, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden, yerelde kadın muhtarlardan destek veren ve sadece yoldan geçen insanların bile desteğini bulduk. Hep beraber hem bir bilgilendirme çalışması yaptık. Kadına yönelik şiddet nedir? Bazıları türleriyle ilgili sorular sordu. Bazı kadınlar hayat hikayelerini anlattılar ve çok acı hayat hikayelerini ne yazık ki dinledik açıkçası. Onun dışında biz İBB'nin kadın destek hattının tanıtımını yapmaya çalıştık, insanlar daha fazla bilgilensinler diye. Bir de bizim kadın meclisimiz, kadınlar şiddete maruz kaldıklarında hangi telefon numaralarından acil olarak destek alabilirler, ona yönelik de bir bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Şöyle, bu İBB'nin telefonundan bahsettiniz. Bunu açıklayabilir misiniz? Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı bir kadın destek hattı oluşturuldu. Kadınlar şiddete maruz kaldıklarında ya da başka diğer türlü psikososyal desteklere ihtiyaçları olduklarında bu telefon numarası aracılığıyla psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı gibi meslek elemanlarına ulaşıyorlar. Her ne konuda destek istiyorlarsa oraya bir bildirimde bulunuyorlar. Numarayı burada verebilir miyim? Tabii ki hemen numarayı paylaşalım. 444-80-86. Biz de bunu yayınlarımızda mümkün mertebe daha fazla tekrarlayalım ki daha çok kadının aklına kazınsın. Çok teşekkürler Özlem Hanım. Var mı sizin ekstra söylemek istediğiniz bir şey? Tekrar Beylikdüzü'ne teşekkür ediyoruz. Sizlere bu farkındalık çalışmasını yaygınlaştırmamıza destek olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz emekleriniz için. Evet, İstanbul Kent Konseyi Kadın Meclisi Koordinatörü Özlem Akdağ ile görüştük. Şimdi de Beylikdüzü'ndeyiz tabii. Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şule Hanım da burada.
Onu da buraya alırsak onun da söyleyecekleri var. Çünkü ciddi anlamda çok uzun zamandır çalışmaların içerisinde kadına şiddete karşı mücadele eden bir isim. Onun da söyleyecekleri vardı. Şöyle hanım, sizi ben şöyle alayım. Öncelikle hoş geldiniz. Aslında hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Burada ev sahibisiniz. Ev sahibisiniz. Hep birlikte ev sahibiyiz. Buranın tek sahibi yok. Bütün kadınlar, bütün vatandaşlarımız, hepimiz ev sahibiyiz burada. Kadına yönelik şiddet konusunda artık susmayacağız. Kesinlikle herkesin konuşması gerektiğine inanıyorum ben. Kadına şiddet konusunda 25 Kasım sadece tek bir günle sınırlı kalmamalı. Biz onun için Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bir yıl boyunca bu etkinlikleri devam ettirmek istiyoruz. Ne zaman isterlerse her zaman yanlarında olduğumuzu, yalnız olmamaları gerektiğini vurgulamak isterim. Kadın, hangi kadın şiddet görüyorsa, bize ne zaman başvurursa her şekilde yanındayız. Hiçbir zaman için yalnız değilsiniz. Birlikteyiz, el eleyiz. Yani bunun daha söylenecek kelimesi yok aslında. Siz kart da oluşturdunuz. Bu, evet, kartları da soracağım ben. Nedir bu kart? Bu kart acil durumlarda aramaları gereken numaralar. Bizim belediyemizin acil 112'yi aramaları gerektiğini, belediyemizin numarası var aynı zamanda. 112'yi aradıkları zaman kadınlarımız hemen polis, jandarma, gerekli kim varsa, KADEV de dahil olmak üzere herkes yardımına koşabilir. Kiminle irtibata geçtiyse mutlaka oradan yardım alacaktır. Korkmasınlar, bu numaraları arasınlar veya kendileri görmüyor olabilir şiddet, bir komşusu görüyor olabilir. Onu da söylemek için çekinmesinler. Artık çekine çekine bir sürü kadınımızı kaybettik biliyorsunuz. Kadınlarımıza sahip çıkalım, vatandaşlarımıza sahip çıkalım. Öncelikle annelerin çocuklarını büyütürken çok dikkatli büyütmeleri gerekiyor. Cinsiyet ayrımcılığının olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz biz ve kadınlar ölmesin diyoruz. Çok teşekkürler, ben emeklerinize teşekkür ederim. Sağ olun. Toplumumuzda, hele Türkiye'de kadın olmak bayağı zor. Aslında dünyada da kadın olmak zor. Tabii kadını sınıflandırmak bence dünyadaki en büyük cahilliklerden bir tanesi. Kadın çünkü hayatımızın her yerinde var. Ana unsuru, olmazsa olmazımız. Maalesef bunu Türkiye'de aşamadık. Türkiye'de ve 3. dünya ülkelerinde böyle demokrasinin, sosyal demokrasinin olmadığı ülkelerde bunu oturtamamışız. Ama bu bizim için acı bir olay. Türkiye'de kadın cinayetleri, kadına şiddet asla tasvip etmeyeceğimiz bir olay. Maalesef yöneticilerimiz diyelim, bundan önceki yönetimler kadının haklarını Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra kadın hakları üzerinde söz sahibi olmak, bırakın yorum yapmaya bile çekinen bir toplum haline gelmişiz. Bununla ilgili bugün burada Beylikdüzü'nde ve İstanbul'da bu işe gönül veren arkadaşları canı gönülden kutluyorum. Çünkü bu yağmurun altında bile bir şeyleri haykırabiliyorlar, bir şeylerin inancıyla yapma uğraşındalar. Bence başarılı da olacaklar. Tabii kadın ailenin, ataerkil ailenin toplumlarda vazgeçilmez unsuru. Onun için kadını biz çok değer vermeli. Çünkü hayatı güzelleştiren, hayata dair olan her şeyde kadının parmağı olmalı diye düşünüyorum. Kadına şiddet bence kendini ifade edemeyen insanların başvurduğu bir olay. Bu da tabii toplumlarda, hele Türkiye'de maalesef üzücü ama büyük bir çoğunluğu maruz kalıyor. Biz bunlara sizin önderliğinizle, sizin organize ettiğiniz bu tür olaylarla insanlara daha iyi ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü bazı şeyde tabuları yıkmak kolay değil. Önemli olan zoru başarmak. Bu konuda sizleri kutluyorum. Tebrik ediyorum. Biz de sizinle Sosyal Demokrasi Derneği olarak hep yanınızdayız, var olacağız. Bunu çeşitli mercilerde her zaman sizle birlikte olmaktan da gurur duyacağız. Teşekkür ederim. Tabii ki şiddet deyince aklımıza hukuki boyutları da geliyor. Bu nedenle alanımızda şu an avukatlarımız da burada. Eğer herhangi bir şiddete maruz kalmış bir kadın gelirse onu doğru bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz çünkü. Şimdi hemen avukatlarımıza ben uzatacağım mikrofonu. Önce sığmayacağız galiba biz aynı kadraja. Sizi alayım. Bayanlara öncelik yapayım. Çok özür dilerim. Size şunu şöyle takacağım ben. Tamam.
Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi ne yazık ki şiddet gördüğündeki, yani sonraki aşamada kadın ne yapacağını bilmiyor. Biraz da güvensizlik hakim. Bu konuda bilgilendirilmeye ihtiyacımız var. Cesaretlerini katlayamıyor aslında kadınlar bu noktada. Hani taciz olsun, şiddet olsun. Kadınlarda, hani Türkiye'deki kadınlarda hep bir korku var. Destek alabilir miyim? Hani bir de basın organlarının bazı şeyleri tam ya da eksik yansıtıyor olması sebebiyle kadın gitsem ne olacak ki oluyor. İlk yapabilecekleri şey İstanbul Barosu'nun, yani ben İstanbul Barosu adına konuşursam, eğer çeşitli Türkiye genelinde de var bunlar zaten. Adli yardım merkezlerimiz var, kadın merkezlerimiz var, kadın hakları merkezlerimiz var. Bu şiddetlerle birebir yakından ilgilenen avukatlar zaten bu bünye içerisinde de mevcutlar. Keza yine emniyetle ilgilenildiği zaman hani aile içi şiddet birimleri var bununla ilgili. Direkt zaten şu anda oraya gidiyorlar. Aile içi şiddette bir hani beyan veriyorlar vesaire. Hani oradaki beyanları tamamladıktan sonra da hani adli yardım olabiliyorlar bu konuyla alakalı. Bu süreci nasıl başlatabiliyorlar? Yani kimi nasıl arayacaklar? Yani ilk anda ne yapmaları gerekiyor? Ya ilk anda aslında şimdi realist düşünürsek karakola gitmeleri gerekiyor. Yani karakolda da şöyle şeylerle karşılaşabiliyorlar. Aile içi şiddet birimlerine gitmeleri gerekiyor. Hani bu sadece aile olmalarına gerek yok. Kadınların ilk gidebilecekleri birim. Hani o anda karakola başvurduktan sonra şiddet daha da artma eğilimi gösterebiliyor. Evet. Ne yazık ki öyle de bir gerçek var. Ondan sonraki süreci bir kadın bilmek istiyor, emin olmak istiyor. Mesela ücret anlamında da zannedersem devletin bazı imkanları da var. Adli yardım imkanları var. Evet, adli yardım bürolarına başvurdukları takdirde avukat meslektaşlarımız baronun sağladığı bütçeyle bir şey talep edebiliyorlar. Hani ücret ödemeden, hani sadece vekaletname vesaire çok cüzi miktarlarda ücret ödemeden baronun tayin ettiği avukatlarla bu süreçleri yürütebiliyorlar. Böyle evet desteklerimiz de var. Burada hiçbir şekilde avukata bir ücret ödenmiyor. Yani çünkü sadece ekonomik, biliyorsunuz ekonomik özgürlüğün olmaması şiddetin başlı başına geliştiren unsurlardan bir tanesi. Evet. Bunun da özellikle zaten adli yardım bürolarımızın amacı da bu. Hani maddi durumu iyi olmayanlar için oraya başvuruyorlar. Dediğim gibi de mesela bu uzaklaştırma talepleri vesaire var. Sığınma talebinde de bulunabilirler karakoldan. Hani ben gidiyorum, sadece uzaklaştırma, sığınma talebinde bulunsunlar muhakkak. Eğer gerçekten ciddi bir problem varsa. Çünkü uzaklaştırmalar hani hemen uygulanmayabiliyor, şey olabiliyor. Hani bu imkan da var. Sığınma da talep edebilirler. Şiddet konuşurken şunu söyle. Sadece erkek şiddetinden bahsediyoruz. Oysa başka şiddet unsurları da var. Biraz bunu da açabilirsek eğer. Kesinlikle. Az önce Gülşah arkadaşımız bahsetti bu sorunlardan ama sadece şiddet erkeğin kadına uyguladığı bir şiddet ya da aile içinde yaşanan bir şey değil. Aynı şekilde çalışma ortamlarında yine sosyal yaşantımızda kadının kadına uyguladığı bir şiddet de söz konusu aynı zamanda. Şiddeti sadece fiziksel olarak değerlendirmek de doğru değil. Sözlü olabilir bu, psikolojik baskı olabilir. Bunun birçok türevi var aslında. İnsan sosyal bir varlık olduğu için de sadece sınıflandırıp bırakmak da doğru değil. Ama zaten hani gerekli bilgilendirilmeler yapıldı. Yine ben İstanbul Barosu adına avukatlarımızın 24 saat şiddete uygulayan herhangi bir sorunla karşılaşan kadınlarımızın yanında olduğunu, gerek kadın hakları merkeziyle gerekse adli yardımla aynı şekilde yanlarında olduğunu buradan bildirmek isterim. Bunun için hani bir zaman saat dilimi yok. Yani şiddet uygulandığı anda hemen işte karakola başvurup yine hastaneden bir adli tıp raporu alıp bununla ilgili bir darp raporunu kayda geçirmek, şiddetin belgelendiği fiziksel şiddet için konuşuyorum. Bunları ortaya koymak çok önemli. Bunun dışında da yine ücret konusunda da aynı şekilde kesinlikle böyle bir endişeye kapılmaması gerektiğini düşünüyorum ben kadınların. Baronun avukatları her zaman ücretsiz şekilde bu desteği vermeye hazırlar. 24 saat bunun için bekliyorlar. Nerede olursa olsun biz kadınların her zaman yanındayız diyeyim ben. Bu etkinlik için de aynı zamanda İstanbul Kent Konseyi'ne ve bizim de burada olmamıza vesile olan Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne ayrıca teşekkür ederim. Umarım tüm dünyada bu konuda bir farkındalık yaratılır. İstanbul'da böyle bir etkinlik yapılması, böyle bir otobüsün bu sokaklarda dolaşması bile birçok insan için güç veren, destek veren onlara bir fayda sağlayan bir oluşum. Ben çok teşekkür ediyorum bu fikir için İstanbul Kent Konseyi'ne de. Yanımızda olduğunuz için.